Başlıyorum ben. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle lütfen cep telefonlarımızı sessize alalım. Bu akşam bir konuk konuşmacımız yardımcı doçent doktor Sakın Öğren hocamız. Hocam hoş geldin. Genel konular üzere bizimle bir sohbet yapacak. Söyleş yapacak. Buyurun hocam. Sağ olun. Saygıdeğer dava arkadaşlarım, değerli başkan, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce sizlere kısaca kendimi tanıtayım. 1947 yılında Denizli'de doğdum ve 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum ve 1972 yılının başında öğretmenlik mesleğine başladım. İlk olarak da Denizli Lisesi'nde, kendi memleketimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldum. Oradayken özellikle Türk Ocağı'nda her hafta sonu seminerler yaparak oradaki bütün okullardaki milliyetçi gençliği fikre yetiştirmeye gayret ettik arkadaşlarımızla beraber. Ama o zaman o kadar azdık ki 5 hafta üst üste konuşmacı olduğumu hatırlıyorum, yani şey yapıyorum. Ama güzel bir kuşak yetiştirdik. Şu anda onlar Denizli din hayatında her türlü alanda doktoru, avukatı, mühendisi, belediyede çalışan arkadaşlarımız hepsi orada etkili var. Siyasetçisi şu anda oradalar. Ve daha sonra bu Türkiye'de 1975'te biliyorsunuz Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulduğu zaman bir ülkücü öğretmen, milliyetçi öğretmen yetiştirme hareketi vardı. O hareket kapsamında değerli bizim hocalarımız Necmettin Acemiroğlu, ondan sonra Mustafa Kapalı halen hayatta hocamız, onların da şehide ve Ayvaz Göktebir öğretmen okulları genel müdürümüz, çok değerli, Allah rahmet eylesin. Amin. Çok değerli bir insan. Onun şehide ve o dönemde sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki öğretmen okulları ve eğitim enstitülerinde çok güzel bir çalışma yapıldı. Nasıl köy enstitüleri 16-17 bin mezun verdi 6-7 yıllık öğretim süresince. Ama bunlar 1980'e kadar Türk Milli Eğitimini idare ettiler değerli arkadaşlar. İşte eğer o 1975-80 arasında yetişen milliyetçi, ülkücü öğretmenler olmasaydı, açık söylüyorum, Türkiye'nin 80'li, 90'lı, hatta 2000'li ilk yılları, ilk 10 yılı kayıp olacaktı. Çünkü bu milliyetçi öğretmenleri biz hiçbir zaman milliyetçi arkadaşlarımızı biat eden insanlar olarak yetiştirmedik. Hepsini bulunduğu yerde lider olan, gittiği yerde hem işinde en iyisi hem de yönetici sınıfında görev almasını tercih ettik ve bu arkadaşlarımızın çoğu da idareci oldular gittikleri yerlerde. Bunların bir kısmı çeşitli tesirlerle, o zaman da böyle basit siyasi hesaplarla bu arkadaşlarımızın bir kısmı maalesef öğretmen yapılmadı, engellendi, başka mesleklere gitti. Yine kalan Türkiye çapında 30-40 bin öğretmen arkadaşımızla çok büyük bir hareket yapıldı. Bu arkadaşlar hatta en son 2012 ve 2014 yıllarına kadar Milli Eğitim'de söz sahibi oldular. Fakat daha sonra toplu olarak tasfiye edildiler bunlar. 8400 okul müdürü bir anda görevinden alındı, kızağa çekildi, öğretmen olarak görevlendirildi. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu dönemden sonra bir ara öğretmenliğe ara vermek zorunda kaldık. Çünkü o dönemde o okullarda görev alan ve başka okullarda da, yani okullarda görevli olan milliyetçi ülkücü öğretmenler maalesef çok böyle ters yerlere, daha doğrusu karşı düşüncelerin hakim olduğu bölgelere sürgün olarak gönderildi. Yani bir nevi de yakın tarih şöyle bir hatırlatıyoruz, yapıyoruz. Şimdi ben de gittim, sürgün edildiğim yere gittim. Sinop'un bir kazasına verildim. Ama burada gittiğim zaman okul müdürü, iyi niyetli olarak, o bölgenin çocuğu,
Hocam dedi, sen burada çalışamazsın. Çünkü sizin aklınızda buraya siz gelmeden isminiz geldi. Çok sıkıntılı bir durum olur. En iyisi siz ayrılın ve biz 24 saat sonra ben oradan ayrılmak durumunda kaldım. Baktım hakikaten bir ortam müsait değil. Sinop yarım saatte yay olarak dolaşacak bir yeri biz taksiye dolaştık. Çünkü baktık her tarafta örgütler var böyle. Ondan sonra bir asker arkadaşım evimde kaldım. Otelde de kalmayı yani şey yapamadım açıkçası, riskliydi. Neticede ertesi gün bir sabah geldim, ertesi sabah tuttum. Şimdi daha sonra o dönemde her gün gazetesinde haber müdürü ve birkaç ay sonra da yazı işleri müdürü olarak görev yaptım. Bu arada yayınlar Milliyetçi tarihiyle ilgili ve ayrıca bazı edebi şahsiyetler, Abdülhak Hamit, Yarasız, Arifiyat Asya gibi şahsiyetler, kitaplar yayınladım. Bazı antolojiler yayınladım. Şey yaptım bu şeyleri. O dönemin şiirlerini, şehitlerle ilgili yazılan şiirleri, kitaplı yazıları toparladık falan. Yani bu şekilde kendi çapımızda hizmetler yapmaya çalıştık. 12 Eylül'den önce tekrar öğretmenlik mesleğine döndüm 70-30 yılın sonunda. Önce Şehrem Lisesi'nde müdür yardımcıydı. Sonra arkasında Pertemiyel Lisesi'nde müdür baş yardımcıydı. Onun arkasından Behçet Kemal Çağlar Lisesi var, Sarıyer'in en büyük lisesi. Orada müdür olarak 84'te görev yaptım. Ve 3 yıl sonra da İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldum. 10 yıl kadar o görevde bulundum. Orada oradan da Vefa Lisesi Müdürlüğü'ne vefaların isteği üzerine gittim. Toplamda 15 yılda orada görev yaptım. Sonra yani açıkçası çevrem de vardı. Özel sektörde çalışabilirdim, iyi para kazanabilirdim ama ben bizde bir diyetçilik var ya Ser'de. Biz devlet okullarında kaliteli eğitim yapılsın, devlet halk çocuklarını orada biz yetiştirelim düşüncesiyle özellikle emekli olmadım ve yaş haddine kadar, son güne kadar çalıştım. İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğü'ne rotasyonla tayin olduk 2010'da ve biz liyakatla geldik yani. O zaman bakın 2014 yılına kadar iyi kötü ehliyet ve liyakat vardı yani. Duyulmuyorsa biraz daha mikrofonu. 2014 yılına kadar Türkiye'de açıkçası iyi kötü zaman zaman değiştirmesine rağmen bir ehliyet ve liyakatla göreve getirilme süreci vardı. Fakat maalesef o tarihlerden sonra tamamen şey yapıldı ve müktesef haklar da elinden alınarak bakanlık merkez teşkilatından başlayarak bütün taşra teşkilatları yani il ve ilçe teşkilatları ve okul idarelerine kadar hepsi tek tek kızağa çekildi. O idareci durumdaki il ve ilçe müdürleri ve bir bakanlık teşkilatındaki müdürler uzman kadrosuyla inanın bakın halen görevdeler. Ve bunların toplam mevcudu 5000'den fazladır. Ve bunlar hiç çalışmadan ama onlar kendileri de rahatsız maaş alıyorlar arkadaşlar. Ve torba kadrolarda olduğu için yüksek maaşlar alıyorlar. Ve o insanlar, yetişmiş insanların da potansiyeline faydalanamıyor Türkiye. Yani çok büyük bir kayıp içerisinde. Bunları bilmenizde fayda var. Ve neticede ben emekli olduktan sonra da 4 yıl bir yüksekokulda, Kavram Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptım. Yani öyle bir özel sektörde, yüksek öğretimde bir şeyim var. Orada da başarılı hizmetimi tamamladıktan sonra kendi isteğimle ayrıldım, sürem doldu. Yeni bir müdür arkadaş atandı. Şimdi bu benim eğitim hayatım. Ama ben daha çok ta öğrenciliğimden beri Türk Milliyetçi Hareketi içerisinde yetiştim. Ocakların kuruluşunda görev aldım. Siyasi aşamada görev aldım. 77 yılında 30 yaşına girince zorla memleketimden buradan zorla götürülerek milletvekili adayı yapıldım. Denizli'de birinci sırada adaydım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bu arada dediğim gibi gazetede çalıştık. Ayrıca başka şeylerimiz de oldu. Yani o konularda fazla da derine girmek istemiyorum. Özellikle fikir ve yayın sahasında yardımcı olmaya çalıştık. Milli eğitimde de milli eğitimin geliştirmesi konusunda bütün şuralara katıldım. Yani şey olarak çağrıldım. Ve oralarda da tebliğler sundum eğitim konusu üzerinde. İnşallah bir başka oturumda Türk milli eğitimini masaya yatırırız. Yani çünkü eğitim şu anda hakikaten çok feci durumda, işler acısı bir durumda. Onun da durumunu ve problemlerini görüşürüz ama şu anda bu akşam ben sizlerle genel bir söyleşi yapacağım. Çeşitli meseleler, Türkiye'nin meseleleri ve gündemle ilgili şeyler anlatacağım, konuşacağım.
Değerli arkadaşlar, bizler hepimiz Türk milliyetçileriyiz. Bizim amacımız Türk milletinin yükselmesi ve yücelmesidir. Biz Türk milletini ve Türk vatanını çok seviyoruz. Bizim ortak noktamız bu. Siyasetle gelip geçiyoruz arkadaşlar. Asıl olan davadır. Asıl olan davadır. Şimdi şahsa bağlanırsanız o şahıs ya sapar ya ölür. O zaman sükut haline uğrarsınız. Bu defa ya davanıza küsersiniz ya da yanlış hareketler yaparsınız. Onun için asıl olan davadır. Davaya bağlanmak lazım. Teşkilatlar da işte zaman zaman yanlışları yapabilir. Yine üzülürsünüz. Sizin istemediğiniz şekilde gelişir. Halbuki orada olmaması gereken kişilerin göreve getirdiğini görürsünüz. Üzülürsünüz. Ama davaya bağlanırsanız hiçbir zaman sapma yapmazsınız. Bunu açıkça söyleyeyim. Bakın ben 1967 kongresinde İstanbul delegesiydim, genel kongrede. 69 Adana kongresinde İstanbul delegesiydim. Ve bu üç ilacın falan kabul edilmesindeki grubun içindeyim yani. Ben de o grubun, işte biz buradan bayraklarımızı yaptırarak gittik otobüslerin önünde şeyleri. Ve ilk İstanbul Ülke Ocakları Birliği'nde genel sekreteriyim yani. O zaman Osman Nuri Zahar diye bir arkadaşımızı başkan yaptık. Mehmet Şandır isimli arkadaşım, sonra milletvekili oldu da ikinci başkan, ben de genel sekreterdim. Edebiyat Fakültesi'nin ocak başkanıyız. Yani biz şunu gördüm yalnız, geriye döndüğüm zaman biz yanlış yapmamışız, biz doğru yolda yürümüşüz. Tuttuğumuz yol doğru. Ama zaman zaman işte dediğim gibi bize ters gelen şeyler var ama biz hala bir dava bağlılığı içerisindeysek, ahde vefa ediyorsak biz davamıza vefa gösteriyoruz yani. Şey yapıyoruz. O açıdan şimdi biraz önce Deniz'den telefon geldi. Bir arkadaşımız orada ilçe başkanı bir başka parti Doğru Yol Partisi'nin ilçe başkanı yapmış bir arkadaş arıyoruz. Akrabamız diyor ki orası vefa listesi ilgisi var mı? Vefa listesi değil. Davaya vefadan bahsediyor orası dedim. Şeydir. Onun için ben çünkü vefa listesinde eğitim vakfında ve mezunlar derneğinin divan kurulundayım. Ayrıca Türkiye Eğitim Vakfı Danışma Konseyi'ndeyim. Aydın Arıcan'da gelen başkan yardımcısıyım yani halen. Yani sivil toplumda da çok şeylerim var. Bugün de ikinci konuşmam. Beykoz'da bugün öden sonra sohbetimiz vardı. Ben önce teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Yani ben uzaktan takip ediyordum. Yani derneğinizin varlığından ve çalışmasından bilgim var. Fakat maalesef imkan olmadı. İşte biraz dağınık çalışıyorum açıkçası. Bir şeyler de yazıp çizmeye gayret ediyoruz. Değerli arkadaşlarım ben bugün sizlerle bir Mart ayı içerisinde meydana gelen bazı önemli olaylar üzerinden günümüzün meselelerine dokunmak istiyorum, temas etmek istiyorum. Şimdi Mart ayında çok önemli olayların yaşandığı ve önemli kişilerin de bizim açımızdan yani Türk milliyetçiliği açısından önemli şahsiyetlerin de ölüm ve doğum tarihlerinin rastladığı bir dönemdeyiz. Şimdi şöyle kaba taslak bakarsak 6 Mart Ömer Seyfettin'in ölümünün 98. yıl dönümü. 13 Mart yine Ömer Seyfettin'in doğumunun 134. yıl dönümü. 11 Mart 1935 Yusuf Akçura'nın Profesör Yusuf Akçura'nın 83. ölüm yıl dönümü. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü 97. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi 113. yıl dönümü ve aynı anda da Afrin'in girilme tarihi yani 18 Mart. Bunlar üzerinde çünkü bir şeyler söyleyeceğim onun için şimdiden bu yani konuşmamızın çerçevesini bir noktada çizmek istiyorum. 21 Mart'ta Nevruz Ergenekon'dan çıkış bayramı Türklerin biliyorsunuz aynı zamanda bahar bayramı. Ve 25 Mart'ta 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu arkadaşımızın dava adamı, lider arkadaşlarımızdan onun şehadeti diyorum yani onun şehit olması olayı. Şimdi bunlar Mart ayı içerisinde meydana gelen önemli olaylar. Dolayısıyla bunlar üzerinde biraz durmak, konuşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi öncelikle Ömer Seyfettin üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Ömer Seyfettin bizim Türk edebiyatı tarihinde ve milliyetçilik tarihinde çok önemli bir isimdir. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu 1789
Fransız ihtilalinden sonra bu Avrupa'da mutlaki monarşik idarelere karşı bir kalkışma hareketi meydana geldi. Çünkü bu ihtilalle beraber dünya siyasetine demokrasi, cumhuriyet, hürriyet ve milliyetçilik gibi kavramlar girdi. Milliyetçilik kavramıyla beraber bu feodal yapının Avrupa'da çözülmeye başladığını görüyoruz ve ulus devlet dediğimiz veya milli devlet dediğimiz devlet şekillerine doğru bir geçiş başladı. Özellikle Osmanlı Devleti'ne ta bin yıldır düşmanlığı olan Avrupa'nın süper güçleri, işte İngiltere, Fransa ve Rusya, bunlar özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nu dağıtmak için içimizdeki azınlıklara yönelik milliyetçilik çalışmalarını kışkırttılar. Azınlık milliyetçiliğini kışkırttılar. Ve bunun neticesinde önce Sırplar isyan etti. Fakat o ilk isyanlar bastırıldı 1800 yılların başında. Daha sonra Mora Yarımadası'nda Yunan isyanları başlatıldı. Ve onları Fransızlar filan da destekledi. Fransız donanması geldi. 1827'de Navarin'de Osmanlı donanmasını 57 parça gemimizi orada yaktılar. Ve donanmamız çok büyük. Çünkü 3 kıtada ve 3 denizde 16 bin mil sınırı olan, deniz sınırı olan bir Osmanlı Devleti maalesef çok zayıf kaldı şeyde. Sonra kalan donanmayı da biliyorsunuz Abdülhamit Halice kilitledi. İhtilal filan darbe yapmasınlar diye kendisine karşı. Onu da orada öldürdüler. Ama biz Çanakkale Savaşı'nın işte karadan yaptığımız şeylerle ve de bir iki tane Nusret Mayın gemisi gibi gemilerle biz o savaşı kazandık ya neticede. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu Avrupa'da başlayan milliyetçilik hareketleri ister istemez Osmanlı toplumunu da etkiledi. Aslında Osmanlı Devleti içine kapalık bir toplum hayatı olan bir devlet. Ve uzun süre zaten bu yüzden Avrupa'daki özellikle teknoloji alanında ve sanayi alanında yapılan gelişmeleri, oradaki sanayi devrimini farkına varamadık. Ne zaman ki savaş meydanlarında kaybetmeye başladık, ondan sonra 2. Viyana kuşatmasından sonra yavaş yavaş biz bu Avrupa ile aramızdaki farkı anlayıp ama bunun daha çok askeri alanda olduğunu düşünerek askeri alanda onların sistemlerini aktararak ve onların teknolojisini Osmanlı ordusuna getirmek suretiyle şey yapmaya çalıştık. Fakat daha özellikle 1839'da Tanzimat'ın ilanından sonra ki Tanzimat da bildiğiniz gibi Batılıların baskısıyla, dayatmasıyla kabul edilmiş bir şeydir, fermandır, ilan edilmiş fermandır. Doğrudan doğruya, çünkü Osmanlı'nın bütün ticaret ve sanayi hayatı azınlıkların elindeydi arkadaşlar. Özellikle Yahudi ve Rum, biraz da Ermenilerin elinde. Onların haklarını korup güvence altına almak için birinci madde öyle diyor zaten. Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan herkesin mal, can ve namus güvenliği Osmanlı Devleti'nin güvencesi altındadır, teminat altındadır diyor. Şimdi ama devlet zayıf olduğu için bunları kabul etmek zorunda kaldı yani neticede. Değerli arkadaşlarım, fakat özellikle 1860'da Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla Osmanlı aydınları da yavaş yavaş Türk milletinin kaderi üzerinde, mukadderatı üzerinde görüşlerini paylaşmaya başladılar. Mesela Agi Efendi ile Şinasi'nin çıkardığı ilk gazete olan ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval'deki ilk başyazıda, mukaddime başlıklı başyazıda Şinasi milleti hakimenin yani Türk milletinin tabi o zaman Osmanlı kelimesi genel bir kavram olarak kullanılıyor. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'ndaki insanları, toplulukları kavrayan bir kavram olarak kullanılıyor. Ve orada millet hakimenin kendi geleceği kaderi üzerinde meselelerde görüşlerini ortaya koymak ve teklifler sunmak, öneriler yapmak hakkı vardır diye orada şey yaptı. Şinasi özellikle dilde sadeleşme konusunda ve özellikle Türk dilinin gramer kaydeleri ve noktalama işaretlerinin edebiyatımıza girişi konusunda çok büyük katkıları var. Ayrıca Türk folkloru ile ilgili çalışmaları var. Türk atasözlerini ilk defa toplamış Nuru ve Emsal-i Osmaniye adıyla kitap halinde sunmuş bir şahsiyet.
Ama o dönemde Tanzimat dönemi edebiyatçıları içerisinde özellikle Namık Kemal, bugün de hala geçerli olan vatan, millet ve hürriyet kavramlarını ciddi şekilde ele alan makalleriyle ve şiirleriyle bunu ortaya koyan değerli bir edebiyatçımızdır. Bunları anlatıyorum. Ömer Seyfettin'in altyapısını ortaya koymak için bunları bilmemiz lazım Ömer Seyfettin'e gelirken. Ve Ziya Paşa özellikle edebiyat alanında şiir ve inşa makalesinde özellikle bizim o andaki divan şiirinin bizim milli şiirimiz olmadığını, bizim gerçek şiirimizin kendi o kültürle yetişmesi olmasına rağmen halk arasında yaşayan, halk ozanlarının, aşıkların kullandığı ve çoğunluğu da bildiğiniz gibi koşma tarzında yazılan, dörtlükler halinde ve ece ölçüsü yazılan şiir olduğunu o makalesinde ortaya koymuştur, belirtmiştir. Daha sonra Ahmet Mithat Efendi özellikle halk Türkçesiyle halkın gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlar ve hikayeler yazmak suretiyle Türk metninde ilk defa okuma zevkini aşılamıştır. Ve milliyetçi bir şahsiyettir. Ahmet Mithat Efendi milliyetçi bir şahsiyettir. Ama onu edebiyatla yapmıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım, daha yani bu milliyetçilik duygusunun mesela Abdülhamit'te ilk defa Turan fikrinin geliştiğini ve dış Türklerle ilgili fikirler ortaya koyduğunu görüyoruz Abdülhamit'te filan. İkinci dönem Tanzimatçılığı içerisinde. Bu dönemde askeri okullarda Süleyman Paşa, Şıpka kahramanı Süleyman Paşa'nın askeri okullarda milliyetçi fikrini yayan kitaplar yaptı, hazırladığını ve onları empoze ettiğini görüyoruz. Şimdi tabii özellikle 1876'da biliyorsunuz ilk Osmanlı Anayasası Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Burada enteresan benim bulduğum bir şey var. Orada özellikle Türkçe'ye çok önem veriliyor kanunda. Memur olma şartları içerisinde hangi etnik kökene mensup olursa olsun Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olacak kişilerin mutlaka Türkçe bilmesi gerekiyor. Arap, Ermeni, Rum fark etmiyor yani şey yapmıyor. Ondan sonra milletvekili olmak için yine şartların başında Türkçe bilmek gerekiyor. Yani o milli hassasiyetle vurgulamak istiyorum. Yani Osmanlı padişahlarının özellikle 2. Mahmut'tan itibaren Türkçe'ye önem verdiğini görüyoruz. 2. Mahmut bütün tıp kitaplarını, o zaman kurulan tıbbiyede okutulan tıp kitaplarının hepsini Türkçe'ye tercüme ettirmiştir mesela 2. Mahmut. Hatta üniversitede bu konuda konuşma yapmış, yani şey yapmış, bunun üzerinde durmuş. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nda Abdülhamid'e kadar Osmanlıcılık siyaseti benimsenmiş. Yani Osmanlıcılık siyaseti dediğimiz zaman İmparatorluğu oluşturan bütün bölgelerdeki her etnik kökenden gelen insanların bir millete mensup olduğu, Osmanlı milletine mensup olduğu düşüncesi, Osmanlı bayrağı altında toplantısında birlikte hareket edelim düşüncesiyle. Fakat bu Avrupa'daki milliyetçilik hareketleri ve ayrıca da bu Türk düşmanı olan devletlerin bu azınlıklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan isyanlar ve komitacılık faaliyetler bu şeyi maalesef kısa sürede işte önce 1830'da Yunanistan kopuyor şeyden. Sadece Selanik ve Batı Trakya bölgesi kalıyor. Diğer bölümler devlet müstakil devlet haline kuruluyor. Sonra yavaş yavaş Balkanlarda, Arnavutluk'ta filan diğer şeylerde Bulgaristan'da şeyler başlıyor bu kalkışmalar. Bunun üzerine bu politikadan vazgeçme ihtiyacı hissediyor ve İslamcılık politikası benimseniyor. İslamcılık politikası dine bağlı bir şey değil. Müslüman olan unsurların bir bayrak altında toplanmasına hedef olan bir şey. Ve bunu koruyabilmek için de milliyetçilik fikrinin bu birliği bozabileceği düşüncesiyle milliyetçiler üzerinde baskı yapılıyor. O dönem milliyetçileri bir kısmı Fransa'ya, bir kısmı İngiltere'ye kaçıyor. Oralarda dergiler ve neşriyatlar yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Şimdi o devirde işte ilk defa edebiyatımızda Mehmet Emin Yurdakul Türk kelimesini ilk defa şiirimizde o kullanıyor ve Avrupa literatüründe Türk şairi unvanıyla geçiyor. Mehmet Emin Yurdakul 1897'de Çocuk Bahçesi dergisine çıkan "Ben bir Türk'üm, dinim cinsi buludur, sinem özüm ateş ile doldur" diye başlayan şiiri yazıyor. Tabii bütün bu çalışmalar, bu arada da
özellikle Türkiye, daha doğrusu o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışında kalan Türk topluluklarında da özellikle Rusya bölgesinde, Kırım-Kazan bölgesinde ve Azerbaycan'da yetişen milliyetçi fikir adamları var. Bunlar çok iyi de eğitim almış insanlar. Yani hem Rusya'dan eğitim almışlar, orada üniversite okumuşlar, hem de Avrupa'da okumuşlar. Mesela Yusuf Akçura bunlardan biri. Ve Gaspralı İsmail o dönemde biliyorsunuz, dilde, fikirde, işte birlik prensibiyle Türk dünyasında birliği sağlamaya çalışıyor. Azerbaycanlı Hüseyin Zade Ali Bey, ki Gökalp'in de fikir babalarından birisidir Ziya Gökalp'in, ilk defa Turan şeyini kullanan, Türkleşmek, İslamlaşmak, Avrupalılaşmak politikasını öneren kişidir Hüseyin Zade Ali Bey. Ve Gökalp bundan etkilenmiş ama o Avrupalılaşmak kelimesini muhasırlaşmak şeklinde değiştirerek Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak diyorsun. Kitap olarak da basıldı, var yani kitap Türkleşmek. Yani çağdaşlaşmak, Atatürk de oradan etkilenerek muhasır medeniyet üzerine çıkmak görüşünü ortaya koymuştur. Atatürk de Ziya Gökalp'in bu düşüncesine etkilenerek. Şimdi Ziya Gökalp gençlik yıllarında ve çocukluk yıllarında Namık Kemal'i çok iyi okumuş. Yani vatan ve hürriyet fikrini Namık Kemal'den almış. Şimdi özellikle medeniyetçilik konusunda Tevfikler'den etkilenmiştir. Medeniyetçilik konusunda medeniyet ve gelişme, terakki. Mesela şey aslında bir şiirinde geçmektedir. Atatürk yani söylediği ama Atatürk kendine onu mal etmiş, isterleştirmiş. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleri yetişmesi Tevfikler'in bir şiirinde de geçmektedir. O da oradan etkilenmiş. O da 1915'te öldü zaten vefat etti. Değerli arkadaşlarım, şimdi o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret merkezi, dışa açılan kapısı İzmir. İstanbul Devleti Merkezi Yönetimi'nin yürütüldüğü payitaht, başkent. Ama o dönemde kültür ve fikir merkezi, ondan sonra teşkilatlanma merkezi Selanik. O dönemde İstanbul'da rahat faaliyet gösteremeyen bütün aydınlar Selanik'e gitmişlerdir. Bütün bakın İttihat ve Terakki Partisi Selanik'te kurulmuştur. Balkan komisecileri Selanik'te örgütlenmiş ve oradan çıkmışlardır. Ondan sonra ve milliyetçilik hareketi, milliyetçilik fikrinin de başladığı yer orasıdır. İlk defa işte 1911 yılında Genç Kalemler Mecmuası diye Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin bir dergi çıkarıyorlar. Ömer Seyfettin arkadaşlar, Ömer Seyfettin durmamın sebebi şu, Ömer Seyfettin maalesef yeteri kadar tanınmayan, anlaşılmayan, sadece bir hikaye yazarı olarak bilinen bir insan. Bir defa kendisi asker, askeri okulunu bitirmiş, 1901'de mezun olmuş, 1884'te Gönen'de doğmuş. Babası Kafkasya Türk'ü, annesi o bölgeden, Balkanlardan gelmiş, Gönen'de yerleşmiş. Bir ailenin çocuğu. Biraz erken başladım. Bir dakika. Arkadaşlar, şimdi Ömer Seyfettin maalesef arkadaşlar, bakın 19 yaşında, 17 yaşında asker olmuş ve subay olarak Balkanlarda çalışmış, orada bütün şeyleri görmüş, orada Balkanların Türkler nasıl ezildiğini, o dönemleri yaşamış ve bunu da hikayelerinde ve Ruzname isimli hatıralarında, Balkan hatıralarında bunları yazmıştır, tek tek şey yapmıştır. Bu arada 1908'de bir yıl kadar Yanya'da bir savaş sırasında oradaki şeyimiz mağlup olunca oradaki askerle bir grup askerle beraber esir düşmüş. Daha sonra devletin girişimiyle serbest bırakılmış, Yunanlara esir düşmüş bir şeyimiz ve bir müddet daha askerlik yaptıktan sonra 1911'den sonra ayrılmış. Hatta
parasını ödeyerek, çünkü askeri okulda bir mecburi çalışma süresi var. Onu doldurmadan ayrıldığı için şeyi yatırmış. Şimdi Ömer Seyfettin ölçüler çok sağlam bir milliyetçi. O zaman Selanik'te bütün aydınlar bir moda halinde işte insaniyetçilik, kardeşlik, eşitlik diye Mason cemiyetlerini yolluyorlarmış. Sadece Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin'le ilgili çok güzel bir kitabı var beraber arkadaşları. Ali Canip Yöntem diyor ki sadece diyor, biz diyor şey olmadık diyor, Mason olmadık, ben diyor, Ömer diyor, bir de Ziya diyor, Ziya Gökalp, biz diyor Masonluğu kabul etmedik, onun için herkes kabul etmedik. Çünkü biz de diyor Masonluğun insaniyetperverlik süsü altındaki kozmopolit temayülüne muhaliftik diyor. Yani onların kozmopolit art düşünceleri olduğunu, kozmopolit düşünceleri olduğunu ve insaniyetperverliğin bir göstermelik olduğunu, göstermelik bir düşünce olduğunu keşfediyorlar ve kabul etmiyorlar. Sadece biz diyor kaldık diyor da diyor. Değerli arkadaşlarım, Ömer Seyfettin'in milliyetçiliğini üç alanda görüyoruz. Biri din milliyetçiliği, biri edebiyat milliyetçiliği, edebi milliyetçilik, üçüncüsü fikir ve siyaset milliyetçiliği olmak üzere. Şimdi ben özellikle üniversite yıllarında itibaren Ömer Seyfettin'in özellikle bu üçüncü yönüyle siyasi ve fikir milliyetçiliği ile ilgili çalışmalar yaptım. Şimdi Ömer Seyfettin'in bir özelliği var. Şimdi Türk milletine, halka okuma zevkini aşılayan Ahmet Mithat Efendi'dir. İlk önce kitaplarıyla, roman ve hikayeleri. Sonra Hüseyin Rami Gülpınar. O da çok halk Türkçesiyle ve halk örf ve adetlerini yansıtan hikayeler yazmıştır. Fakat milli düşünceyi, milli tarihi, milli meseleleri, milli coğrafyayı şeyin içine sokan, edebiyata sokan Ömer Seyfettin'dir. Yani Ömer Seyfettin bu özelliği. Yani o da Türkiye'de okuma zevkini geliştirmiş ve yaygınlaştırmış ama asıl özelliği budur. Bunu da bilmek lazım. Değerli arkadaşlarım, Ömer Seyfettin'in dil konusunda aslında Türkçenin sadeleşmesi konusunda en büyük devrimi, ihtilali Ömer Seyfettin gerçekleştirmiştir. Hatta işte Ali Canip yazdığı kitapta diyor ki, 1910 yılında ona yazdığı bir mektupta diyor ki, geliniz Canip Bey, edebiyatta lisanda bir ihtilal vücuda getirelim diyerek yeni lisan makalesini yazıyor. 11 Nisan 1911'de Genç Kalemler Mecmuası'nda. Ve Ömer Seyfettin'in düşünceleri, ilk konusundaki düşünceleri bugün bile geçerlidir. Daha sonra Atatürk döneminde yapılan dil devriminden sonra çok aşırı uydurmacılığa ve dili bozmaya kadar giden aşırı sadeleşmeler yapılmıştır. Fakat Atatürk daha sonra Fuat Fıkhı'nın Çankaya kitabında var, okursanız. Galiba Fuat, biz fazla ileri gittik, şu şeyi biraz düzeltelim, toparlayalım diyerek o kendi aşırı Türkçe sadeleşmesinden geri adım atmıştır Atatürk'te. Şimdi o diyor ki, o anda bizim diyor, dört tane dil var Osmanlı toplumunda anında. Birisi ilim dili Arapça. Edebiyat dili Farsça ağırlıklı. Farsçanın gramer kuralları ve Farsça terkipler gelip kelimeler ağırlıklı. Üçüncüsü devlet, yani devlet bürokrasisinin yazışması Osmanlıca. Bir de halk Türkçesi var. Bir de Türkçe var, halk Türkçesi. Dört tane dil var. Halk konuşuyor. Halkın ne Arapçadan haberi var, ne Farsçadan haberi var, ne Osmanlıcadan haberi var. Halk tamamen Orta Asya'dan beri alıp getirdiği geleneksel Türkçesini devam ettiriyor. İşte şey diyor ki, Yeni İnsan'daki ilkelerin başında Ömer Seyfettin, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmamız lazım diyor. Onun için de İstanbul Türkçesini baz almamız lazım diyor. İstanbul Türkçesini ortak dilimiz olarak almamız. Çünkü o İstanbul Türkçesi özelliği şu. İstanbul Türkçesi işlenmiş bir dil. Bir imparatorluk dili. Tabii imparatorluk dilleri çeşitli etkiler, tesirler alır yani çevreden ve bazı şeyleri kullanır. Yani başka dillerden de malzemeler kullanır ama bunu kendisine mal eder. İstanbul Türkçesi'nin böyle bir özelliği var. Zaten Ziya Gökalp da insan şiirinde en has, en saf, en temiz Türkçe olarak İstanbul Türkçesi gönderiyor, en halis Türkçe olarak.
Şimdi İslam Türkçesiyle yazalım. Yani konuşma dilinden yeni bir yazı dili meydana getirelim diyor. Birinci görüşü bu. İkincisi dilimizdeki Arapça, Farsça gramer kurallarını yani dil bilgisi kurallarını kullanmayalım. Bu kurallarla yapılan isim ve sıfat tamlamalarını bazı istisnalar dışında kullanmayalım diyor. Bazıları var ki bazı kurallar ve bazı kelimeler artık Türk toplumuna mal olmuş. Yabancı kökenli ama artık Türk milleti bunu günlük kullanıyor. Herkes anlayabiliyor. O zaman diyor onlara dokunmayalım diyor bazı istisnalar derken. Dilimizde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelerle kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını Türkçe kurallarına göre yapalım. Ya Arapça yani ı-i eki getirilmek suretiyle yapılıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman bu Arapça bir tamlamadır. Düzeltiyorum, Farsça bir tamlamadır. Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman al-el eki getirmek suretiyle, ul-ül eki getirmek suretiyle yapıldığı zaman Arapça tamlamadır. Yani bunun yerine Türkçesini koyalım diyor. Mesela Kerim olan Kur'an gibi mesela şey gibi. Değerli arkadaşlarım, dilimizde kullanılan şayet, amma, lakin, hemen, henüz, yani gibi konuşma diline geçmiş olan Türkçeleşmiş edatlara dokunmayalım ama bunların dışındaki Arapça ve Farsça edatları kullanmayalım diyor. Arapça ve Farsça kelimeler içinde halk dilinde telaffuzu değişmiş. Şimdi bazı yabancı kelimeleri Türk dili, yani Türk milleti kendi dil mantığıyla onu zaten dilin sahibi millettir arkadaşlar. Onu zorla dayatamazsınız. Dolmuş kelimesini hiç kimse bulmamıştır. Türk milleti kendi bulmuştur. Gecekondu kelimesini kimse bulmamıştır. Gecekondu kelimesini Türk milleti kendi bulmuştur yani. Gecekondu kelimesini altında. Onun için artık şey olmuş kelimeleri dokunmayalım diyor. Halk dilinde telaffuzu değişmiş. Mesela hoca kelimesi hevacedir aslında. Yani Farsça hevace kelimesinin gelir. O bugün halk arasında hoca olarak Türkçe suyuna göre değiştirilmiş. Bunu diyor değiştirmeyelim. Merduman kelimesi merdiven olmuş mesela. Bunun gibi şeyler var. Bu kelimeleri artık bu bizim kelimemiz. Yani o bir yabancı kelime değil artık bunlar. Mesela bazar kelimesini pazar yapmışız. Almışız Farsçadan. Pazar yapmışız ve anlam değiştirmişiz. İşte şemsiye kelimesi Araplarda güneşlik demektir. Biz de yağmurluk olarak kullanıyor. Mesela yağmurluğu kullanıyor şemsiye. Ama Arabistan'da devamlı güneşli olduğu için güneşten korumak için kullanıyorlar. Ama ona bir yeni bir anlam kazandığımız için bunu bu tip kelimelere dokunmayalım diyor. Yani onu anlatmak istiyorum. Ama şimdi Türkçe'de güneş kelimesi varken diyor Arap'ın şems kelimesini kullanmayalım diyor. Mesela ay kelimesi varken kamer kelimesini, mah kelimesini kullanmayalım diyor. Çünkü bu tip kelimeleri divan edebiyatı var. Bunlar var. Kamer var, mah var. Şimdi Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçe'de söylendikleri gibi yazalım. İlmi terimler dışında Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmayalım. Şimdi bu tabi bazı ilmi kelimeler vardır. O zaman onun karşılığını bulmamışsa mecburen siz o yabancı dilden gelen kelimeyi kullanacaksınız. Bugün için de geçerli. Şimdi bilgisayar, kompütür teknolojisi bizde yoktu. Kelimenin çoğu İngilizce. Bunların çoğunu kullanmak durumundayız. Türkçeleştirenleri Türkçeleştiriyoruz. İşte kompütürü ne yapmışız? Burada Orta Doğu Teknolojisi'nde bir profesör yapmış. Kalktı özür dedi bir toplantıda. Dedi ya ben yaptım ama yanlış yapmışım. Bilgisayar dedim. Bu kullanılıyor şimdi. Halbuki veri sayar demem lazım. Çünkü bilgi saymaz bilgisayar. Çünkü bilgi üretmiyor kendisi. Ne verirsen onu sayar. Veri sayar dememiz lazımdı ama dedi. Şey yapmış fakat bilgisayar toplumda tutulduğu için bunu kalktı. Tekrar değiştirmeye gerek yok yani bunun gibi. Şimdi bu arada öteki Türk lehçelerinden kelime almayalım diyor. Şimdi ölmüş kelimeler var, unutulmuş. Arkaik kelimeler diyoruz biz bu kelimelere. Fosilleşmiş yani fosil artık. Fosil canlandırabilir misin? Şimdi mesela örnek olarak biz Farsçadan ayna kelimesini almışız mesela. Ayna, aynayı biz ayna yapmışız. Türk ses uyumuna uydurmuşuz. Şimdi kalkıp gözlü kelimesini eski Türkçe'de alıp getirmek bir manası yok. Şimdi dağdaki çoban da aynanın ne olduğunu anlıyor. Bunu tekrar yani bunlar işte Ömer Seyfettin buna da gerek yok diyor. Yani ölmüş Türkçe kelimeleri eski Türkçe'de kullanılan kelimeleri de diriltmeye çalışmayalım diyor. Ve bu ülkelerden ilkelerden hareketle milli bir dil ve milli bir edebiyat meydana getirelim diyor. Değerli arkadaşlar. Ömer Seyfettin'e göre milli düşünce, milli ülkü
üç sevgiden kaynaklanıyor Ömer Seyfettin'e göre. Biri dil sevgisi, biri millet ve din sevgisi, üçüncüsü vatan sevgisi. Ve Gökhan, Türk halkını en iyi tanıyan, bana göre en iyi tanıyan edebiyatçılarımızdan ve milliyetçilerden birisi, Türk milleti. O zaman tabii şu anda biz biliyoruz ki Türkiye dışında yaşayan, Müslüman olmayan Türk toplulukları da var. Ama o zaman tabii o zamanki araştırmalar ve iletişim de olmadığı için, zayıf olduğu için bunları bilinmediğinden özellikle Ömer Seyfettin'in sadece bütün Türklerin Müslüman olduğunu kabul ederek dili dilime, dili dilime olan benlerdir diyor. Yani Türk milletini dili, aynı dili konuşan ve dinleri bir olan bütün insanlar olarak tarif ediyor. Bunu da ben o zamanki bilgi eksikliğine veriyorum, yani şey yapıyorum. Şimdi Ömer Seyfettin dili manevi bir vatana benzetiyor. Bu vatan benzetmesi Yahya Kemal'de de vardır. Yahya Kemal diyor ki, Türkçenin çekilmediği yerler vatanımızdır. Vatanın gövde ve şuuru Türkçedir, ruhu Türkçedir. Her halk kendi ikiminin lisanını söyler. Yahya Kemal de böyle söylüyor. Şimdi ayrıca yine Yahya Kemal Türkçe hakkında biliyorsunuz, ağzında annemin sütüdür der. Ağzında annemin sütüdür. Ana dili diyoruz ya, değerli arkadaşlar. Şimdi aslında açıkçası ben Rabia işaretinin tek dil olmadığı için çok eksik bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Tek dil olmadığı için o tanımlama dil yok biliyorsunuz. Millet var, bayrak var, vatan var. Ondan sonra millet, vatan, devlet ve bayrak var. Fakat tek dil yok. Şimdi Gökhan da diyor ki, Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir. Şimdi eğer lisanınızı korursanız, tekrar kaybet, bağımsızlığınızı, vatanınızı kaybetseniz bile tekrar kazanma şansınız vardır. Bugün 70 yıllık o ağır Sovyet baskısına, komünist düzenin baskısına rağmen tekrar 70 yıl sonra Türk toplulukları ayağa kalkabilmiş, ben burada varım deyip bağımsızlığına inan edebilmişse bunda en büyük şey dilleridir ki en çok da dilleri üzerinde oynanmıştır. İşte bak burada Metin Hocam var, Türk dili profesörü, kendisi Metin Kararası hocamız, bunların çok benden de daha derinlemesi bir cümletlerinde de gitti çalıştı orada. Şimdi değerli arkadaşlarım, en çok dil üzerinde uğraşmışlar. Onları bir defa Kirl alfabesine mahkum etmişler. Her bir şey için ayrı, sizin diliniz ayrı, siz Kazaksınız, Kazakça. Yani sanki ayrı bir milletmiş gibi. Abi o Kazak Türküdür, Kırgız Türküdür, Kırgızca ve Özbekçe, Türkmence gibi. Bu şekilde Azerbaycan şeyini yapmışlar ve neticede onları birbirinden koparmaya, birbirini engellemeye çalışmışlardır. Değerli arkadaşlar, dil çok önemli. Onun için bu tek vatan, tek millet, tek bayrak yeterli değil. Bunu mutlaka bu şekilde beş haline getirirse, ben onu o zaman tek dilde derse, ben o şeyi tanımlamayı yeterli bulurum. Şu anda çok eksik bulduğumu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Dil konusu önemli. Çünkü biz dilimizle düşünürüz, dilimizle düşüncemizi ortaya koyarız, onunla anlaşırız, onunla şey yaparız, yani ağlarız, onunla güleriz. Yani dil milletin hafızasıdır arkadaşlar. Bütün geçmişi geleceğe taşıyan bir köprüdür yani dil. Dilsiz hiçbir şey olmaz. Onun için Ömer Seyfettin bu konuda şeyine katılıyorum. Diyor ki, bu vatan nasıl bozulursa ne millet kalır ne devlet, ona göre diyor, milliyetimiz nasıl Türklük, vatanımız nasıl Türkiye ise, İnsanımız da Türkçedir. Türkçe bizim manevi ve mukaddes vatanımızdır. Bu manevi vatanın istiklali, kuvveti, resmi ve milli vatanımızın istiklalinden daha mühimdir diyor. Yani bu konuda ve neticede bu Gökalp'in dil konusundaki şeyi tabii Türk edebiyat hayatında çok büyük bir yankı yapıyor, büyük tartışmalara sebep oluyor ve büyük ölçüde de taraftar bularak şey yapıyor. Değerli arkadaşlarım, eğer açık söylüyorum, Türk milliyetçileri olmasaydı, onların verdiği milli ruh olmasaydı, o dönemin okullarda yetişen, askeri okullarda ve sivil okullarda yetişen öğrencilere bu ruh verilmemiş olsaydı, bir Çanakkale Zaferi gibi bir zafer abilerimiz olmazdı, bir anıtımız olmazdı. Yani biz o şeyi kaybederdik. O ruhu oluşturan o dönemin milliyetçileri,
1911'de Türk Yurdu Mecmuası çıkıyor biliyorsunuz. Bu Türk Yurdu Mecmuası, yani Türk Ocağı'ndan önce Türk Yurdu Mecmuası çıkmıştı. Daha sonra 1912'de Türk Ocağı kurulduktan sonra o dergi, o ocağa devredilmişti. Yani Türk Yurdu dergisi şey yapılmıştı. Değerli arkadaşlarım, şimdi vatan deyince Ömer Seyfettin'e göre üç tane vatan var. Bir Türk'ün üç tane vatanı var. Biri milli vatan, ikincisi dini vatan, üçüncüsü fiili vatan olmak üzere. Onlar da şöyle açıklıyor. Diyor ki milli vatan, Türkçe konuşan bütün Müslümanların oturduğu yerlerdir. Buralara Turan denir diyor. Hangi devlet idaresine girerse girsin, Turan Türklerindir. Anadolu Turan'ın bir parçasıdır. İstanbul dünyada bir tanecik olan Türk Hakanlığı'nın merkezidir. İstanbul'un şivesini bütün Turan halkı umumi lisan olarak kabul etmiştir. Milletin seven, milli vatanını seven, milli vatanın hudutları kavmiyet haritaları, etnografi haritalarında çizilidir. İstanbul'daki Türk Hakanlığı manevi olarak bütün Türkler tanır ve severler diyor. Bunu 1914'te yazmış bunu. Türklük Mefkuresi isimli kitabında Ömer Seyfettin. Bunu da Osmanlıca'dan naçizane yeni yazıya ben aktardım ve basıldı bu. Türklük ülküsü adıyla, çünkü Mefkure'yi anlamazlar diye 1975'te basılmış kitap. Şimdi ondan önce de 1971'de şeyi bastık. Yine Ömer Seyfettin'in milli tecrübelerden çıkarılmış ameli siyaset isimli Birinci Dünya Harbi içinde yazmış, o dönemin politikasını anlatan kitabında şey yaptık. Dini vatan olarak biz Türk olmakla beraber Müslümanız. Turan'la beraber. Yalnız dikkat edin, ben bunları sadeleştirmedim. Bu kendi dilidir, Türkçesidir. Bakın bunlar 1914'te yazılmış arkadaşlar. Ne kadar sade bir Türkçeyle şey yapılmış. Ama biz boza boza o dili, yani bunları da anlamaz hale getireceğiz yeni nesilleri. Turan'la beraber bütün başka milletlerle olan Müslümanların oturduğu yer, bütün Müslümanların oturduğu yerleri Turan'la beraber diyor, bizim dini vatanımızdır. Fiili vatan olarak da Osmanlı Devleti idare ettiği bütün Türkiye bizim fiili vatanımızdır diyor. Tabi bu yazıldığı zaman daha henüz bütün Kuzey Afrika'daki Osmanlı, Fas, Tunus, Cezayir'deki Osmanlı toprakları, ondan sonra hatta Mısır ve Orta Doğu, Osmanlı toprakları içerisindeydi. Balkanları kaybetmiştik o zaman. Balkanları, bayağı bir Türkiye kadar Balkanları kaybettik Balkanları. Şimdi Ömer Seyfettin'in bir özelliği var. Mehmet Akif gibi Ömer Seyfettin de didaktik yazan birisi. Yani topluma bir şeyler vermek, topluma öğretmek, yoksa sanat yapmak, ben işte çok bilgiliyim, çok kültürlüyüm demek için değil. O topluma bir fikir verip onları yönlendirmek, onlara milli ruhu, milli duygu vermek için çalışan bir insan yani. Ömer Seyfettin'in özelliği bu. Ben Ömer Seyfettin'i çok şey yapıyorum. Fakat maalesef arkadaşlar, öldüğü zaman başında kimse yokmuş, sahip çıkmamışlar. Vücudunu kadavra yapıp tıp fakültesinde şey olarak kullanmak üzere şey yapıyorlar. Fakat sonradan işte basında da resmi çıkınca tanıyıp tekrar şey yapıyorlar. Sahipsizler mezarına gömülmüş. 1924 yılında, ta 1936 yılından sonra oradan alınarak Zincirlikuyu Asıl Mezarlığı'na defnedilmiş, birleştirilmiş şey falan. Yani çok hazin bir şey var. Ve kendisi en sonunda öğretmen olarak, Kabataş Lisesi Edebiyat Öğretmeni olarak vefat etmiş 1920 yılında. Şeker hastalığından rahatsızlanmış, şey yapmış. Ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde şey yapıyor, orada vefat ediyor. Şimdi ve özellikle bir toplumun terakki etmesi, gelişmesi, ilerlemesi için mutlaka eğitime önem vermesi gerektiği üzerine durmuş Ömer Seyfettin. Çünkü diyor, cahil milletler toplanamaz, birlik yapamaz, mahvolur. Türkler de okuyup bilgi ve fen öğrenmezlerse milletlerini anlayıp terakki edemezler ve düşmanlara esir olurlar. Onun için her Türk ilme, fenne son derece emniyet vermelidir. Her Türk okuyup yazma öğrendikten sonra sanata, ticarete girmeli, millet için zengin olmalıdır. Alim milletler zengindirler. Ama açık söyleyeyim, bizim kuşağımıza bu yönleri pek öyle çıkarılmadı. Yani biz
bize ticaret yapın, ondan sonra şey yapın, ondan sonra milleti için zengin olun, alim milletler zengindirler diyor yani aynı zamanda. Biz bu yönden eksik yetiştirdik, açık söylüyorum ben, biz de eksik yetiştirdik. Biz sadece Türklük sevgisi, vatan sevgisini gençlerimizin gönlüne koyalım, bu yeterli dedik ama biraz önce içeride de bahsettiğim gibi insanın maddi ihtiyaçlarını da karşılamazsak ve ayrıca faaliyet yapmak için, bir şeyler yapabilmek için ekonomik gücümüz olmazsa bir dava adamı da başarılı olamıyor, davalar da başarılı olamıyor. Bugün mesela başarılı görünen kişiler, kendi imkanları yoksa bile devletin imkanlarıyla, yerel yönetimin imkanlarıyla görüyorsunuz, adamlar neler yapıyor millet, her türlü şeyi çalışmayı yapabiliyor. Yani bir noktaya kadar paranın da şeyin içinde olması lazım. Bence yeni yetişen nesillere mutlaka bu duygunun da verilmesi lazım. Yani insan çünkü madde ve mana denilen iki unsurdan meydana geliyor. Sadece manevi unsuru tatmin etmek yeterli değildir. Yani onun için yeni yetişecek milliyetçi nesillere mutlaka yani hem bilimde, sanatta güçlü olmasını, yani şey yapmasını, hem de aynı zamanda işinde en iyi olmasını ve bir de ticaret yapıp veya iş adamı olup para kazanıp vatana, millete daha faydalı olacağını duygusunu kazandırması lazım diye düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar bakın biz hepimiz yaşımız ortalaması 50 yaşın üzerinde burada görüyorum. Bir iki tane genç arkadaşımız var. Bizler daha da yükseldi. 60 yaşımızda 70 yaş civarındayız. Şimdi gençlerimizi mutlaka yakalayıp arkadaşlar en azından kendi çocuklarımızı bir araya getirip onları da bu seminerlere yavaş yavaş katmakta fayda var diye düşünüyorum. Genç. Şimdi bu kitabı zaten bu Türklük mefkülesini özellikle çocukların, öğrenim çağındaki çocukların şey yapmasını için hazırlamış. Şimdi orada diyor ki bir Türk çocuğu nasıl milliyetçi olur? Onu da bir görelim şöyle. Bir çocuk nasıl Türk milliyetperver olur? Milliyetperver, milliyetçi demek. Milletini seven anlamında. Bir, konuştuğu Türkçeyi sever. Dikkat edersin, hep dini öne koymuş her zaman. Konuştuğu lisanı yazar ve bu güzel İstanbul Türkçesi herkese öğretmeye çalışır. İki, dini gibi milliyetini de sever ve mukaddes bilir. Türklüğün aleyhinde bulunanlara karşı Türklüğü müdafaa eder. Milliyetine de fıkıh söyletmez. Biraz kısaltarak okuyorum. Üç, her fırsatta Türklüğü metheder, Türklüğe kıymet verir. Her fırsatta Türk tarihini, Türk cihangirlerini, Türk alimlerini anar. Maalesef bu konuda biz yani vefalı bir millet değiliz yani. Yeterince kendi büyüklerimize, tarihimize sahip çıkamıyoruz yani. Şey yapamıyoruz, anamıyoruz. Hatta bu konuda bizim yani milliyetçi cami olarak bizim de çok eksiklerimiz var. O bizim vaktiyle mücadele ettiğimiz, karşı çıktığımız ve halen de yani onların yanlış yolda olduğuna inandığımız sol kesim maalesef dikkat edin. Onların işte birkaç fanatiklik gazeteleri şunlar bunlar var. Dikkat edin o çoğu yani terörist diyeceğimiz birçok şeylerini adamlar yıl dönümlerinde en azından ilan verip onları tekrar topluma hatırlatıyorlar, şey yapıyorlar. Fakat biz şimdi ilan dairinde ne oldu desek mesela birçok kişi şey yapmaz. Osman Yüksel Serden geçti. Yani bunların devamlı anılması, hatırlatılması lazım. Şey yapılması lazım. Bunun gibi yeni yetişen milliyetçi gençlerin Dündar Taşer'den fazla haber olduğunu zannetmiyorum mesela. Şey yapmıyorum. Onun için bunların devamlı tanıtılması, hatırlatılması lazım. Dört, en büyük cihangirlerin Türklerden çıktığı gibi İbn Sina ve Ulu Bey gibi en büyük alimler de Türk milletinden geldiğine iman eder. Yani milli duygu böyle kazandırılır. Çünkü bir de var çocuğa özgüvenini kazandıracaksın. Senin milletin büyük millet, büyük cihangirler yetiştirmiş, büyük alimler yetiştirmiş, sanatçılar yetiştirmiş duygusunu kazandırmamız lazım yani. Beş, her şeyden evvel Türk tarihine vukuf peyda eder, Türklüğe dair yazılan edebi ve fenli şeyleri diğer mütalalara tercih eder.
6 askerlik, tüccarlık, sanatkarlık, memurluk, hasıl hangi meslek için hazırlanırsa hazırlansın, en başta gelen emeli Türklüğe, Türk memleketine götürülür. Şimdi bir de 7, bu da önemli, şahsi hayatının fani fakat milliyetinin, Türklüğünün ebedi olduğunu aklından çıkarmaz. İnsanın bir şahsi hayatı var, bir de milli hayatı var. Şahsi hayatımız diyor geçicidir diyor. Yani burada şunu demek istiyor. Şahsi hayatını öne çıkarıp da milletin çıkarlarını bir tarafa bırakma, onları göz ardı etme diyor. Herkes mezara girecek, ölecektir. Tarihe giren kahramanlar ölmezler. Milletlerin kalbinde yaşarlar. Milliyetperver olmak isteyen her çocukta nasıl olursa olsun iyi bir nam ile Türk tarihine girmeye çalışır. Dünyada tarihe girip şanlı bir hatıra bırakmak. Biz de zaten bu duygular olmasaydı arkadaşlar bu yaşlarda hepimiz bu saatte burada olmazdık. Hepimiz evlerimizde oturur, televizyonun başında ya dizi seyrederdik ya tartışma seyrederdik. Yani başka bir şey yapmazdık. Demek ki gerçekten böyle yani. Bu duygunun verilmesi lazım. Her yerde, her vakit, her işte birinci olmaya çabalar. Yorulmaz, bıkmaz, üşenmez. Ve diyor ki, ey Türk çocukları, siz hem kuvvet, hem bilgi, hem de mefküre sahip olunuz. Büyük muvaffakiyetleriniz namınızı tarihe geçirecek ve sizi bu fani hayatın fevkindeki o ebedi ve ölümsüz hayata nail edecektir, diyor. Değerli arkadaşlarım, Ömer Seyfettin dil konusundaki görüşleriyle dilimizin sadeleşmesi konusunda ilk ciddi adımı atmış ve milli edebiyatın da temellerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Ve milli edebiyat oluşturabilmek için Ömer Seyfettin üç unsuru esas alıyordu. Birincisi dil ve anlatımda milli dil ve sade üslup kullanması. Yani divan edebiyatının sanat ve hüner gösterme üslubunun ağdalı üslubu kullanmamasını, sade üslup kullanmasını, konuları milli tarih ve milli coğrafyadan seçilmesini, şiirde de milli ölçü olan heceyi kullanmak gerektiğini ve daha sonra bunlar aynı zamanda ne olmuştur? Milli edebiyatın ilkeleri haline gelmiştir ve milli bir edebiyatın kurulmasını sağlamıştır. Değerli arkadaşlarım, şimdi özellikle milli tecrübeden çıkarılmış Ameli Siyaset isimli eserinin sonunda Ömer Seyfettin diyor ki, kanlı hatıralarını asla unutmayacağımız milli tecrübeden artık ameli bir siyaset ortaya çıkarmamız gerekir. İşte bu Türk ve İslam siyasetidir. Türkiye ancak bu iki kuvvet sayesinde yaşayacak, Türklük kuvvetleri yükseldikçe milli ve dini yüklüse yaklaşacak ve her dakika kuvvet gerektiğini ve kuvvetin de ancak birlikten doğacağını kuvvetlendikçe çok daha iyi anlayacaktır, diyor. Ayrıca İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik prensibini benimseyerek Ömer Seyfettin, Türk dünyasında dilde, fikirde, işbirliğinin sağlanmasını önermiş bir yazarımızdır. Kendisine Allah rahmet etsin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok büyük hizmeti olan bir insan. Ve dikkat ederseniz son 1960 hatta 70'li yıllara kadar